Milli Eğitim Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı Protokol Kuralları. Protokol Kuralları. Protokol, resmi ilişkilerde, törenlerde ve diğer etkinliklerde öncelik ve davranış sırasının düzenlenmesidir. Söz konusu kurallara uyulması nezaket açısından gereklilik, protokol açısından ise zorunluluktur. Protokolde kimse kendi değildir. Ünvanı ve temsil ettiği makam önemlidir. Protokol kuralları, kamusal yaşamdaki her türlü yazışma, toplantı, ziyaret, görüşme, konferans, davet vesaire uyulması gereken törensel ve biçimsel kurallar bütünüdür. Protokol kuralları, yöneticilerin makam odaları, resmi otomobiller, törenler, toplantılar ile resmi davet ve ziyafetlerde tam olarak uygulanır. Protokol kuralları yazılı, sözlü ve yüz yüze iletişimde de uygulanmaktadır. Sosyal alanda görgü ve nezaket kuralları, kamusal alanda resmi protokol kuralları uygulanır. Vatandaşların kamu hizmetlerinden faydalandıkları resmi alanlara protokol bakımından sosyal alan denilmektedir. Protokol kurallarını oluşturan ögeler, hukuksal kurallar, anayasa, milletler arası anlaşmalar, kanun, tüzük ve yönetmeliklerdir. Yönetsel kurallar, yönerge ve genelgelerdir. Milli normlar, tarihsel ve milli değerlerdir. Örgütsel normlar, kurum kültürü ve kurumsal değerlerdir. Toplumsal normlar, toplumsal davranış kurallarıdır. Protokolde temel ilkeler, saygı ve nezaket. Öncelik, sonralık sıra düzeni, önde gelme. Protokol sıralamasında hiyerarşik açıdan önde yer alma hakkıdır. Sıralama dikey olarak yapılır. Önce gelme. Protokolde eş düzey statülü kişilerden kıdemli olanın önce gelmesi esastır. Sıralama yatay olarak yapılır. Temsil, protokolde kişi kendini değil, ünvanını ve kurumunu temsil eder. Kamusal alanda kurum amiri, yönetici vekili, kurum temsilcisi ve yöneticinin eşi temsil hakkına sahiptir. Düzey eşitliği ve denklik. Kamusal, siyasal ve toplumsal alanda temsilcinin muhatabı kendi dengidir. Karşılıklılık. Protokolde temel öğeler, düzen, organizasyon. Tören ve törensel etkinliklerin, resmi davet ve ziyafetlerin organize edilmesi, kılık kıyafet, protokolde resmi kıyafetler, erkeklerde sivil olarak koyu renk takım elbise, frak, smokin ve benzeri, bayanlarda tayyör, gece davetinde tuvalettir. Davranışlar, yönetici ve görevli, kamusal davranış, saygı ve nezaket kuralları bilgisine sahip olmalı ve bunları uygulamalıdır. Konuşmalar. Protokol konuşmalarında sıra astan üste doğrudur. Açılış konuşmasını ev sahibi, son konuşmayı onur konuğu yapar. Mekan, eşya ve malzemeler. Protokolün uygulandığı mekanlarda makam odası, toplantı ve tören alanları, salon vesaire. Kullanılan eşya ve malzeme kurumun niteliğine ve protokole uygun olmalıdır. İkramlar. Yapılan ikramlar hem yönetici ve kurumun düzeyini hem de konuklara verilen önem ve değerin bir göstergesidir. Hediyeler. Protokol türleri. Başlıca protokol türleri: devlet protokolü, siyasi mülki, adli, diplomatik, askeri, akademik, dini, sosyal ve kurumsal protokol olarak sıralanabilir. Devlet başkent protokolü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, eski Cumhurbaşkanları, Yargıtay 1. Başkanı, Danıştay Başkanı, Bakanlar, bakanlık adlarının alfabetik sırası ile. Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları, Orgeneraller, Oramiraller, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Ana Muhalefet Partisi Lideri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyeleri ve İdare Amirleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ve grup başkan vekilleri,
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin genel sekreterleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Danıştay Başsavcısı, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekilleri. Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi üyeleri, Yargıtay 1. Başkan Vekilleri, Danıştay Başkan Vekilleri, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Yüksek Hakem Kurulu Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı, Strateji ve Bütçe Başkanı. Savunma Sanayi Başkanı, İletişim Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Devlet Arşivleri Başkanı, Milli Saraylar İdaresi Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Ofis Başkanları, Bakan Yardımcıları, Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetçisi, Ankara Valisi, Ankara'daki üniversitelerin rektörleri, Ankara Garnizon Komutanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu Başkan Vekilleri, Yüksek Öğretim Kurulu Üyeleri, Kor Generaller, Kor Amiraller, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı, Rekabet Kurumu Başkanı, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreter Yardımcıları, tüm generaller, tüm amiraller, Yargıtay Daire Başkanları ve üyeleri, Danıştay Daire Başkanları ve üyeleri, Sayıştay Daire Başkanları ve üyeleri, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Başkanı, TÜBİTAK Başkanı, Ankara'daki üniversitelerin rektör yardımcıları, Yüksek Seçim Kurulu üyeleri, Devlet Denetleme Kurulu üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumu denetçileri. Tuğ Generaller, Tuğ Amiraller, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreteri, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı, Anadolu Ajansı Genel Müdürü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürü, Meteoroloji Genel Müdürü, Vakıflar Genel Müdürü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü, Bakanlık Genel Müdürleri, Ankara'daki üniversitelerin, fakültelerinin dekanları ve yardımcıları, Ankara'daki kamu kuruluş niteliğindeki meslek kuruluşları başkanları, sivil ve askeri dernek başkanları. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Dışişleri Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı. İçişleri Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sağlık Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. Bugün için Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üye sayısı 18'dir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri başkentte Dışişleri Bakanlığı'nın, Ankara dışında İçişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde düzenlenir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde düzenlenir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde düzenlenir. Mahalli kuruluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak törenler İçişleri Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde düzenlenir. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri de Genelkurmay Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde düzenlenir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 28 Ekim günü saat 13'te başkentte yapılan 21 pare top atışı ile başlar ve 29 Ekim günü saat 24'te son bulur.
Türkiye'nin içinde ve dışında devlet adına yalnız 29 Ekim günü tören yapılır. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan günü saat 08'de başlar ve saat 24'te son bulur. Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs günü Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da karaya çıktığı saat olan 07'de başlar ve saat 24'te son bulur. Zafer Bayramı 30 Ağustos günü saat 07'de başlar ve saat 24'te son bulur. Saat 12'de başkentte 21 pare top atışı yapılır. Taşra İl İlçe Protokolü. Mahallenin en büyük mülki idare amiri, ilde vali, ilçede kaymakam, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, mahallenin en büyük komutanı, general ve amiraller, garnizon komutanı, büyükşehir belediye başkanı, bakan yardımcısı, il belediye başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanları, Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcısı, İdare ve Vergi Mahkemeleri Başkanları, Üniversite Rektörleri, Baro Başkanı. Vali yardımcıları, kaymakamlar, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, il genel meclisi başkanı ile ilçe belediye başkanları, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, enstitü ve yüksek okul müdürleri, genel ve özel bütçeli kuruluşların üst yöneticileri, valilikçe belirlenecek sayıda garnizon komutanınca tespit edilecek silahlı kuvvetler mensupları, hakimler, savcılar, noter odası başkanı, iktidar partisi, ana muhalefet partisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan diğer partilerin alfabetik sıraya göre il başkanları, dekan yardımcıları, enstitü ve yüksek okul müdür yardımcıları, resmi gazetede bakanlar kurulu listesindeki sıraya göre bakanlıkların bölge ve il teşkilatındaki amir, başkan ve müdürleri, il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecek ilk öğretim ve orta öğretim okul müdürleri, kamu bankalarının müdürleri, KİT ve TRT üst yöneticileri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunmayan siyasi partilerin il başkanları alfabetik sıraya göre, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri, o yerdeki mesleki kuruluşlar ve en fazla üyeye sahip basın kuruluşunun temsilcileri, özel banka müdürleri, kamu yararına çalışan dernek başkanları. Kamusal ve sosyal yaşamda temel bazı protokol kuralları. Kurumlar arası yazışmalarda denklik esastır. Resmi yazışmalarda rica etmek emretmeyi ifade eder. Üst yazışmada rica eder, arz etmek ise talep etmeyi ifade eder. Eşit ve üst düzey makamlara arz edilir. Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar arz ve rica ederek tamamlanır. Dış kuruluştan adli ve askeri kuruluşlara yazılan resmi yazılar arz ederim ifadesiyle tamamlanır. Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde Times New Roman veya Arial yazı tipi normal yazı stilinde kullanılır. Harf büyüklüğünün Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto olması esastır. Ancak gerekli hallerde metinde harf büyüklüğü 9 puntoya, iletişim bilgilerinin yazımında ise 8 puntoya kadar düşürülebilir. Yöneticinin makamına girildiğinde veya çıkılırken tokalaşmak için üst el uzatması beklenmelidir. Yönetici buyur ettikten sonra oturulmalı, yönetici yer göstermemişse salonda kalacak şekilde oturulmalıdır. Yöneticinin makamına birden çok kişi giriyorsa kıdem sırasına göre oturulur. En üst masaya ve yöneticiye en yakın oturmalıdır. Üst yönetici bina kapısında, eş düzeydeki konuk daire okul kapısında, ast konuk ise oda kapısında karşılanır ve uğurlanır. Karşılamada üstler önde, uğurlamada sondadır. Kamusal alanda ast ve üstler arasındaki protokol ilişkileri iki alttaki personel ve iki üstteki yönetici arasında başlar.
Resmi ziyaretler kısa tutulmalıdır. Resmi ziyaret için en uygun zaman sabah 10-11, öğleden sonra ise 15-17 saatler arasıdır. Resmi ziyaretler 15-20 dakikayı geçmemelidir. Protokolde otururken, ayakta dururken veya yürürken üst sağda, ast onun solunda bulunur. Birden fazla astın olduğu durumda yürüyüş ve oturma düzeninde üst ortada bulunur. En kıdemli ast üstün sağında, ikinci ast üstün solunda olacak şekilde oturma düzeni oluşturulur. Ziyaret sırasında üst yeni konu açmaz ve başka işlerle meşgul olmaya başlarsa, ayağa kalkarak teşekkür ederim derse görüşmenin bittiği anlaşılmalı ve izin alınarak ayrılmalıdır. Toplantı ve davetlerde açılış konuşmasını ev sahibi yapar, telgraflardan yalnızca onur konuğunun üstünde olanların mesajları açılış konuşmasının ardından program sunucusu tarafından okunur. Resmi açılışlar en üst tarafından yapılır. Toplantı ve törenlerde konuşma sırası asttan üste doğrudur. Konuşmaya başlarken ve bitirirken üstlere, eş düzeydekilere ve hanımlara saygılar sunularak, aslara iyi günler dileyerek söze giriş yapılır. Üst ile telefonla konuşurken üstün telefonu kapatması beklenmelidir. Diğer durumlarda telefonu kim açmışsa o kapatır. Zorunlu olunmadığı sürece kimseye saat 09'dan önce veya 22'den sonra telefon edilmemelidir. Resmi araçlarda protokol makam aracının arka sağ tarafıdır. Resmi araca binme ve inme önceliği üstündür. Hanımlarda resmi kıyafet tayör, gece resmi kıyafeti ise uzun etek tuvalettir. Erkeklerde ise bağcıklı siyah ayakkabı ve siyah çorap, lacivert siyah üç düğmeli ya da kruvaze takım elbise, manşetli beyaz gömlek ve kravattır. Hanımların giyiminde tek renk resmi, iki renk yarı resmi, üç renk sosyal ortamlara uygun giyim tarzıdır. Erkeklerde ise iki renk resmi, üç renk yarı resmidir. Kıyafet renginin anlamları şöyle kabul edilir. Lacivert takım elbise inandırıcılığı, siyah asalet güç ve olgunluğu, beyaz temizliği ve saflığı, kararlılığı ve sürekliliği, gri kısmen ciddiyeti ve sakinliği, kahverengi ise gizlenmeyi ve pasifliği temsil eder. Ast üste yeni gelen mevcut olanlara tanıştırılır. 10 Kasım günü Türkiye'de ve dış temsilciliklerimizdeki resmi ve milli binalarda yaz alameti olarak yarıya çekilir. Yarıya indirilecek bayrak önce gönderin tepesine kadar çekilir, sonra yavaş yavaş yarı seviyesine yakın bir yere kadar indirilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bayrak hiçbir zaman, Anıtkabir'deki ise 10 Kasım dışında indirilmez. İki kişi tanıştırılırken küçük büyüğe, erkek kadına, tek kişi topluluğa, sonra gelen, önce gelene, medeni duruma göre, rütbeye göre, samimiyete göre dikkat edilmelidir. Yaşça ve mevkice üstün olan kim ise onun el uzatması beklenir. Her zaman ast üstü selamlar. Kamusal yaşamda ziyaret türleri. Kamusal yaşamda ziyaretler 3 şekilde gruplandırılabilmektedir. Bunlar resmi ziyaretler, göreve başlama ziyareti, veda ziyareti, yarı resmi ziyaretler, iş ziyareti, tebrik ziyareti, nezaket ziyareti, sosyal ziyaretler, bayram ziyareti, hasta ziyareti, başsağlığı ziyareti. Çıkmış sorular. Soru 1. Protokolde, törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Törenlere çağrılı olduğu halde katılamayanların telgraflarından yalnızca törendeki onur konuğunun üstünde olanların mesajları açılış konuşmasından sonra program sunucusu tarafından okunur. B. Takdimde az konuşmacılar kürsüye davet edilirken teşriflerini arz ediyorum, üst konuşmacılar ve onur konukları davet edilirken davet ediyorum demek uygundur. C. Konuşmacıların takdimi sırasında önce konuşmacının kurumu veya ünvanı, varsa akademik titri ya da rütbesi, sonra sayın sözcüğü eklenerek adı ve soyadı söylenir.
D. Törenlere çağrılı olduğu halde katılamayanların, onur konuğu ile eş düzeyde olanlardan telgraf çekenlerin sadece adı, soyadı veya ünvanları zikredilir. E. Törenlere çağrılı olduğu halde katılamayanların, onur konuğunun altında olup telgraf çekenlerin hepsine sadece teşekkür edilir. Doğru cevap B. Takdimde az konuşmacılar kürsüye davet edilirken teşriflerini arz ediyorum. Üst konuşmacılar ve onur konukları davet edilirken davet ediyorum demek uygundur. Soru 2. Protokol kurallarına göre telefon görüşmelerinde dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Üstler sekreter aracılığı ile aranmalıdır. B. Telefonla arayan kişi önce kendini tanıtmalıdır. C. Üst telefonla konuşurken odasına girilmemelidir. D. Üst ile konuşurken önce üstün telefonu kapatması beklenmelidir. E. Eş düzey ve üst ile görüşmeye başlarken ve görüşme sonunda saygı ifadesi kullanılmalıdır. Doğru cevap A. Üstler sekreter aracılığı ile aranmalıdır. Soru 3. Protokolde konukları karşılamak kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Daha önce ziyaret gerçekleşmiş ise karşılamada karşılılık esastır. Kişi nasıl karşılanmış ise konuğu da öyle karşılar. B. Özel veya sosyal olarak gelen bir konuk ziyaretçi karşılanmaz ve ağırlanmaz. Özel kalem, sekreterlik özel olarak ilgilenir. C. Üst ziyaretçiler makam ortasında, eş düzey ziyaretçiler makam kapısında, ast ziyaretçiler makam koltuğunda oturarak ve el sıkışarak karşılanırlar. D. Onur konukları, yabancı konuklar, devlet ve hükümet adamları, makam sahibi üst yöneticiler geldikleri ve araçtan indikleri yerde, havalimanında veya bina önünde karşılanır ve uğurlanırlar. E. Daha önce davet ve ziyaret gerçekleşmemiş ise kurum amiri kendisi davet ettiğinde havalimanında veya bina önünde kendisi karşılar, konuk randevu alıp kabul edildiğinde havalimanında veya bina önünde yardımcısı karşılar. Doğru cevap C. Üst ziyaretçiler makam ortasında, eş düzey ziyaretçiler makam kapısında, az ziyaretçiler makam koltuğunda oturarak ve el sıkışarak karşılanırlar. Soru 4. Telefon konuşmalarında genel görgü kurallarına göre hangisi doğrudur? A. Telefon zili çalınca ahizeye elini alan kişi bekler, telefon ile arayan önce konuşmalıdır. B. Cep telefonlarının ders, tiyatro, toplantı ve benzeri zamanlarda sessiz konuma alınması yeterlidir. C. Telefon konuşmaları sohbet aracıdır. Zaman sınırlaması olmadan konuşulmalıdır. D. Telefon ile arayanın karşısındakine kendini tanıtması gerekir. Doğru cevap D. Telefon ile arayanın karşısındakine kendini tanıtması gerekir. Soru 5. Resmi taşıtlarda oturma düzeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Makam sahibi daima arka sağ koltuğa oturur. B. Makam sahibinin yardımcısı ön sağ koltuğa oturur. C. Makam otomobilinde arka sol koltuğa koruma görevlisi oturur. D. Makam sahibi otomobilde olmadığında makam sahibinin eşi arka sağ koltuğa oturur. Doğru cevap A. Makam sahibi daima arka sağ koltuğa oturur. Soru 6. Protokol ve görgü kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Selamlamada üst astı bayan erkeğe selamlar. B. Tanışmada bulunanlar yeni gelenlere tanıştırılır. C. Bir toplantıda önce ev sahibi sonra ev sahibesi selamlanır. D. Erkek bir bayanla tanıştırıldığında bayan elini uzatmadan erkek elini uzatmaz. Doğru cevap D. Erkek bir bayanla tanıştırıldığında bayan elini uzatmadan erkek elini uzatmaz. Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi protokolün tanımını tam olarak açıklamaktadır? A. Sosyal alanda saygı ve nezaket kurallarıdır. B. Resmi törenlerde uygulanan hiyerarşik sıralamadır.
C. Kamusal alanda bütün törenler ve etkinliklerde uygulanması gereken kurallar bütünüdür. D. Bir kişiye ya da kuruma gereken önemi ve değeri vermemek ya da gereğinden fazla önem ve değer vermektir. Doğru cevap C. Kamusal alanda bütün törenler ve etkinliklerde uygulanması gereken kurallar bütünüdür. Soru 8. Protokol kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Takdim ve tanıştırmalar daima ayakta olur. Tanıştırma yapılırken en güzel kural ast üste, küçük büyüğe ve bay bayana takdim edilir. B. Toplantı, tören ve konuşmalar daima üstten alta doğru yapılır. En üst makamı temsil eden kişi en önce konuşur. C. Konuşmalar sırasında genellikle aslar, teknik ve ayrıntılı konuları, üstler ise stratejik ve politik konuları dile getirirler. D. Yürüme ve oturma sırasında amirin yeri sağ, memurun yeri sol taraftır. Doğru cevap B. Toplantı, tören ve konuşmalar daima üstten alta doğru yapılır. En üst makamı temsil eden kişi en önce konuşur. Soru 9. 1. Konuşmacıları takdim sırasında önce konuşmacının kurumu veya ünvanı, varsa akademik sanı ya da rütbesi, sonra sayın sözcüğü eklenerek adı ve soyadı söylenir. 2. Takdimde az konuşmacıları kürsüye davet ederken davet ediyorum, üst konuşmacıları ve onur konuklarını davet ederken teşriflerini arz ediyorum demek uygundur. 3. Törenlere çağrılı olduğu halde katılmayanların telgraflarından yalnızca törendeki onur konuğunun üstünde olanların mesajları açılış konuşmasından sonra program sunucusu tarafından okunur. Onur konuğu ile eş düzeyde olanlardan telgraf çekenlerin sadece adı, soyadı veya ünvanları zikredilir. Onur konuğunun altında olup telgraf çekenlerin hepsine teşekkür edilir. Törenlerde takdim, hitap ve konuşma kuralları ile ilgili olarak doğru olanlar aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap D. 1, 2 ve 3. Soru 10. Resmi törenlerde uyulması gereken protokol kurallarına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Asaleten görev yapan yönetici protokolde yer aldığında vekil yönetici de protokolde yer alır. B. Kurumdan emekli olmuş ya da ayrılmış yöneticiler görevde bulunan kurum yöneticisinden sonra yönetici yardımcısından önce gelir. C. Bir törene yönetici adına temsilci olarak katılan personel protokolde temsil ettiği yöneticinin ünvanına göre uygun yere oturur. D. Eski genel müdür, müşavir olup emekli olursa protokolde emekli müşavir ünvanına uygun bir yere oturur. Doğru cevap B. Kurumdan emekli olmuş ya da ayrılmış yöneticiler, görevde bulunan kurum yöneticisinden sonra yönetici yardımcısından önce gelir. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi toplantı masa düzenleri arasında yer almaz? A. E düzeni, B. T düzeni, C. Oval düzen, D. U düzeni. Doğru cevap A. E düzeni. Soru 12. İmza protokolüne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Müdür imzasıyla gelen bir yazı, müdür imzasıyla, genel müdür imzasıyla gelen bir yazı, genel müdür imzasıyla cevaplandırılır. B. Kurumlar arası yazışmalarda imza konusunda düzey eşitliği ve denkliği esastır. C. Çift imzada önce üst sonra ast ünvan yazılır. D. İmza daima ad ve soyadın üstüne atılır. Doğru cevap C. Çift imzada önce üst sonra ast ünvan yazılır. Soru 13. Bayrak protokolü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. 2'den çok devlet bayrağının Türk bayrağı ile beraber çekilmesi durumunda Türk bayrağı ortada yer alır. B. Resmi konferans ve toplantılarda bayrak konuşmacının sol tarafına konur. C. Birden çok resmi dairenin olduğu binada tek Türk bayrağı çekilir.
de 10 Kasım'da bütün resmi dairelerde bayrak yarıya çekilir. Doğru cevap C. Birden çok resmi dairenin olduğu binada tek Türk bayrağı çekilir. Bilgi taraması. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi protokolün temel ögelerinden değildir? A. Bayanların protokolde tayör giymesi. B. Protokol konuşmalarında sıra üstten asta doğrudur. C. Üst ile telefonla konuşurken üstün telefonu kapatması beklenilir. D. Açılış konuşmasını ev sahibi son konuşmayı onur konuğu yapar. E. Yaşça ve mevkice üstün olan kimse ise onun el uzatması beklenir. Doğru cevap B. Protokol konuşmalarında sıra üstten asta doğrudur. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisinde resmi araçlarda protokol kurallarına göre protokol koltuğu doğru olarak verilmiştir? A. Sağ ön koltuk. B. Arka orta koltuk. C. Sağ arka koltuk. D. Sol arka koltuk. E. Sol ön koltuk. Doğru cevap C. Sağ arka koltuk. Soru 3. Devlet, başkent protokolünün uygulandığı bir törende sıra düzeninde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan sonra aşağıdakilerden hangisi yer alır? A. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilleri. B. Eski Cumhurbaşkanları. C. Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri. D. Cumhurbaşkanı Yardımcısı. E. Anayasa Mahkemesi Başkanı. Doğru cevap D. Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Soru 4. Aşağıda verilen protokol kuralları ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir? A. Üniversite rektörü ilk protokolünde belediye başkanından sonra yer alır. B. Devlet protokolünde eski cumhurbaşkanları ana muhalefet partisi başkanından hemen önce gelir. C. Protokolde birey kurumunu temsil eder. D. Konuşma ve törenlerde konuşma sırası asttan üste doğru yapılır. E. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan günü saat 08'de başlar ve saat 24'te son bulur. Doğru cevap B. Devlet protokolünde eski cumhurbaşkanları ana muhalefet partisi başkanından hemen önce gelir. Soru 5. Yönetimde temel iletişim kurallarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Üstlere Ali Bey, Müdür Bey diye akranlara ya da aslara beyefendi, hanımefendi diye hitap edilmelidir. B. Telefon görüşmelerinde telefonu kapatma hakkı asta ya da telefon edilene aittir. C. Görevden ayrılmalarda astlara veda ziyareti yapılmalıdır. D. Üstlerin makamında oturacağınız koltuk işaret etmediği sürece masaya en yakın sağ, üste göre sol koltuktur. E. Üst yönetici bina kapısında karşılanır ve uğurlanır. Doğru cevap D. Üstlerin makamında oturacağınız koltuk işaret etmediği sürece masaya en yakın sağ, üste göre sol koltuktur. Soru 6. Resmi yazılarda kullanılacak yazı tipi ve punto eşleşmesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Verdana yazı tipi 14 punto. B. Monotipe Corsiva yazı tipi 12 punto. C. Tahoma yazı tipi 10 punto. D. Arial yazı tipi ve 12 punto. E. Times New Roman yazı tipi 12 punto. Doğru cevap E. Times New Roman yazı tipi 12 punto. Soru 7. Bir üst yöneticinin makamına girildiğinde yönetici buyur ettikten sonra oturulmalı, yönetici yer göstermemişse nokta nokta şekilde oturulmalıdır. İfadesinin doğru tamamlanabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Yanında olacak. B. Solunda kalacak. C. Sağında kalacak. D. Karşısında olacak. E. Önünde olacak. Doğru cevap B. Solunda kalacak. Soru 8. Aşağıda verilen protokol kuralları ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Üniversite rektörü il protokolünde belediye başkanından sonra yer alır. B. Konuşma ve törenlerde konuşma sırası asttan üste doğru yapılır.
C. Devlet protokolünde Yargıtay 1. Başkanı ana muhalefet partisi liderinden sonra yer alır. D. Protokolde kişi kendini değil kurumunu temsil eder. E. Saygı ve nezaket protokolde temel ilkelerdendir. Doğru cevap C. Devlet protokolünde Yargıtay 1. Başkanı ana muhalefet partisi liderinden sonra yer alır. Soru 9. Aşağıdaki resmi yazışma türlerinden hangisi arz ve rica ederek tamamlanır? A. Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar. B. Eşit ve üst düzey makamlara yazılan yazılar. C. Ast düzey kuruluşlara yazılan yazılar. D. Dış kuruluştan adli ve askeri kuruluşlara yazılan yazılar. E. Üst düzey makamlara yazılan yazılar. Doğru cevap A. Ast ve üst kuruluşlara dağıtımlı olarak gönderilecek yazılar. Soru 10. Başkent protokolünün uygulandığı bir törende sıra düzeninde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra yer alır? A. Anayasa Mahkemesi Başkanı. B. Eski Cumhurbaşkanları. C. Orgeneraller, Oramiraller. D. Cumhurbaşkanı Yardımcısı. E. Ana Muhalefet Partisi Lideri. Doğru cevap E. Ana Muhalefet Partisi Lideri. Soru 11. Türkiye'nin içinde ve dışında devlet adına yalnız nokta nokta günü tören yapılır. İfadesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. 29 Ekim, B. 29 Mayıs, C. 23 Nisan, D. 30 Ağustos, E. 1 Ocak. Doğru cevap A. 29 Ekim. Soru 12. Protokol kurallarının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etken değildir? A. Anayasa, B. Uluslararası antlaşmalar, C. Askeri kanunlar, D. Toplumsal değerler, E. Kurum kültürü. Doğru cevap C. Askeri kanunlar. Soru 13. Ankara dışında kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri aşağıdakilerden hangisinin koordinesinde yapılır? A. Dışişleri Bakanlığı'nın, B. Milli Eğitim Bakanlığı'nın, C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, D. İlgili İl Valiliği'nin, E. İçişleri Bakanlığı'nın. Doğru cevap E. İçişleri Bakanlığı'nın. Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi kamusal yaşamdaki yarı resmi ziyaret türlerindendir? A. Göreve başlama ziyareti, B. Bayram ziyareti, C. Hasta ziyareti, D. Tebrik ziyareti, E. Veda ziyareti. Doğru cevap D. Tebrik ziyareti. Soru 15. Aşağıdaki törenlerden hangisi Genelkurmay Başkanlığı'nın koordinatörlüğünde yapılır? A. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri, B. Mahalli kuruluş günleri, Atatürk günleri ve tarihi günlerde yapılacak törenler, C. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, D. 29 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenleri, E. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri. Doğru cevap E. 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.